وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحمد الله تعالى وأستغفره وأستعينه وأؤمن به ولا أكفره وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم بتقوى الله وطاعته والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله وسنة خلفائه الراشدين الهاديين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أحسنوا كما أحسن الله إليكم، عادوا أعداءه وانصروا أولياءه، واعلموا أنه لا خلاص ولا نجاة لنا إلا بالإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق رسول الله. Aziz müminler, Kur'an'da imandan önce geçen, üzerinde durulan bir konu var mı acaba denilse, evet, Kur'an'da imandan önce önemine binaen geçen bir konu var. Allah'a davet etmek. Başka bir ifadeyle, iyiliğe çağırmak ve kötülükten alıkoymak. Kuntum hayre ümmetin uhricet linnas. Siz en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlık için çıkarıldınız. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah'a iman edersiniz. Bu ayette vurgulamak istediğimiz konu, iyiliği emretmenin, kötülükten sakındırmanın imandan önce gelmesidir. Bu nedenle değerli kardeşlerim, Allah'a davet İmandan önce zikredilmiş. Çünkü iman, ibadet hep davetle olur. Onun için Rabbimiz onu başta zikretmiştir. Davet, Allah'a çağırmayı gerçekleştirecek zatların, davetçilerin bulunmadığı yerlere alimler ehli fıtrat diyarı demişlerdir. Orada yaşayanlara da fitret ehli, yani İslam'ın ulaşmadığı, kıyamet gününde de sorumlu olmayan kesimler arasında onları anmıştır. Aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber'in bütün hayatı davetti. Yani konuşması, vaazı, ibadeti, hareketi, yürümesi, her şeyi davetti. Aynen şu ayetin
hayata yansımasıydı. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Namazım, duam, hayatım, vefatım hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. İslam davettir. Tevhide davettir. Sadece Allah'a ibadet etmeye, Allah'a boyun eğmeye davettir. Namaz davettir. Ezan davettir. Nitekim hayye alel felah deniliyor. Yani kurtuluşa haydin gel deniliyor. Zekat davettir. Cihat davettir. Kısacası İslam'ın bütün emir ve yasakları davetin birer şubeleridir. Davette iki konu çok önemlidir. Birisi davetin bütün hayatımızı kuşatması, her zaman hatırımızda ve hayatımızda olması, ikincisi de bu davette herhangi bir çıkarın, herhangi bir istismarın, herhangi bir menfaatın öne çıkmamasıdır. Değerli kardeşlerim, bir misyoner bir haftada 9 veya 100 saat kendi misyonunu, kendi davasını bütün dünyaya yaymak için gece gündüz çalışır. Bu bağlamda Biru adalarındaki insanlara bile, yani o adalarda ve o adalardaki mağaralarda öyle insanlar vardır ki kendilerini ziyaret eden, aralarına giden insanları yiyip parçalıyorlar. Buna rağmen misyonerler oralara ulaştılar. Başta kayıt verdiler. Ama yine durmadan çalıştılar. Oralarda okullar açtılar. Kolejler açtılar. Hastaneler açtılar. Üniversiteler açtılar. Ve misyonerliği ta oralara kadar götürdüler. Kilise ve havra her yıl milyonlarca Müslüman evladını evlerinden alıp kilise ve havra eğitimiyle Hristiyanlık ve Yahudilik ahlakıyla ve inancıyla yetiştirmektedir. Bunlar bize gerçekten davetin ne kadar önemli ve Kur'an-ı Kerim'de neden imandan önce geldiğini ortaya koyan örneklerdir. Bizde Hazreti Ebubekir'in şu ölmez parolası bulunmalı. Hatta imkan olsa da devamlı gördüğümüz veyahut baktığımız, karşılaştığımız yerlere bir levha olarak asmamız gerekir. Eyan kusuddin ve ene hay diyordu. Yani ben var olduğum sürece, yaşadığım sürece nasıl olur da İslam dini azalır, İslam dini zafiyet görür. Yine davetçilerden bir tanesi değerli kardeşlerim Hasan el-Benna. Mesela ikinci zamanında Mina'da
bir davet çağrısı yapar. Akşam namazında bir yerde, yatsıda bir yerde, ertesi günün sabah namazında da Kahire'de kardeşleriyle beraber sabah namazını cemaatla kılarlardı. Malumunuz veda hutbesinde 100.000'den fazla sahabi Hazreti Peygamber'i dinlemiştir. Hatta 124.000'e çıkaranlar da olmuş onların sayısını. Değerli kardeşlerim, bu sadece bir hutbede hazır bulunan ashabın sayısıdır. Fakat bu zatlardan çok azı Mekke ve Medine'de vefat etmişlerdir. Orada defnedilmişlerdir. Neden? Çünkü ashab Hazreti Peygamber'den almış oldukları o emaneti ve mesajı bütün dünyaya yaymakla, insanları davet etmekle kendilerini sorumlu tutuyorlardı. Bu nedenle bazıları Anadolu'da, bazıları Rusya'da, bazıları ta Hindistan'da, Çin'de vefat etmiştir. Ve oralara defn edilmişlerdir. Bunlar ticaret için veyahut eğlenmek için değil, bunlar sadece Hazreti Peygamber'den almış oldukları mirası dünyaya yaymak için gitmişlerdi. Davetle namazın hiçbir farkı yoktur değerli kardeşlerim. Ancak şu var. Namaz da davet sayesinde gerçekleşir. Yani davet olmasa namaz da bilinmez. Davet olmasa caminin de bir anlamı olmaz. Bu nedenle davet aynen namaz gibi, hac gibi ve oruç gibi farzdır. Değerli kardeşlerim, Osmanlı döneminde malumunuz bir dönemde sorunlar, krizler baş göstermişti. Sultan 1. Ahmet Şeyhül İslam Muhammed Saadettin Efendi'ye Müslümanların derdiyle ilgili, sorunlarıyla ilgili bir soru yöneltilir. Ve der ki, üstadım, bizim çaremiz nedir? Bu sıkıntılardan kurtulmanın yolu nedir? Sorusuna şöyle kısa bir cevap yazmış, şöyle bir kağıda koymuş ve vermiş. Sadece la edasını koymuş. Yani hayır, bana ne? Sultan Ahmet bu edattan, yani la edasından bir şey anlayamamış. Çağırmış üstadım, ben zat-ı alinize bir soru yönelttim. Bizim devletle ilgili, Müslümanların sıkıntılarıyla ilgili bir soru yönelttim. Zat-ı aliniz sadece la edasını yazıp bana verdiler. Ben bunun manasını çıkaramadım deyince şöyle cevap vermiş Muhammed Saadettin Efendi. Hünkârım, bütün mesele şudur. Ne melazımcılık. Biz millet olarak, ümmet olarak bu hastalığa maruz kalmışız. Alimi öyle der, zengini öyle der, öğrencisi öyle der, hatunu öyle der ve ümmet içerisinde davet edecek, iyiliği emredecek, kötülükten sakındıracak bir
mekanizmenin bir gücün olmadığını beyan etmek istedim. Bütün sorun oradadır der ve bu şekilde gerçekten sıkıntıların asıl nerede yattığını ve asıl nedenini özetlemiş olur. Şöyle derler aziz kardeşlerim. Bana neyi okuduğunu söyle, kim olduğunu söyleyeyim. Yani insanımız nelerle meşguldur? Geçenlerde bir kitapçıyı ziyaret ettim. Şöyle merak saldı. Baktım ki mütevazi bir kitapçıda aşkla ilgili 40'a yakın eser var. Kitabı aşk, adi aşk, gerisi aşk, efendim aşk köpekliktir, affınıza sığınarak söylüyorum. Ömür boyu aşk, aşk itirafları, aşk mektebi, aşkı getiren sözler. Hepsi de cinsel aşka davet eden ve gerçekten özellikle gençliği nereye doğru yönlendirdiğini bu kitaplarla da olsa öğrenmeye çalıştık. Ama bir Müslüman için acaba hayatın anlamı o mudur? Onun için mi dünyaya gelmişiz? Onun için mi Rabbimiz bizleri yaratmıştır? Dolayısıyla Müslümanın hayatı balig olduktan vefat edinceye kadar وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ son nefese kadar hayatımızın iman ve o imana davetten ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bunun için değerli kardeşlerim, özellikle alimlerimizin son nefeste bile söylemiş oldukları ve insanları davet ettikleri durumlar çok önemlidir. Son nefeslerini bile davetsiz geçirmek istememişler. Çünkü her nefesin, her anın, her saniyenin bir hesabının olduğunun şuurundaydılar. Her nefes Rabbimizin bir nimetidir. O nimetin şükrünü de davet, irşad ve ibadetle ihya ederlerdi ve ona göre hüküm verirlerdi. Geçenlerde şöyle bir anekdot okudum. Olmuş bir olay. ABD'de bir tane ABD vatandaşı Müslüman olur. Hidayet bulur. Oradaki bir cemiyetin katkılarıyla. Tanıştığı ve kendilerine İslam'ı sunan derneğe gelir ve şöyle der. Esselamu aleyküm eyyuhel zalimun. Ey zalimler selam size. Cemaat şaşırır. Herhalde bu yeni Müslüman olmuş. Selamın nasıl verileceğini bilmiyor. Ona öğretelim şeklinde bir kanaat haslı olur. Bir daha söyler. Ey zalimler selam size. Birisi müdahale eder. Aziz kardeşim,
siz yeni ihtida ettiniz. Sizi bu konuda kusurlu görmüyoruz ama selam öyle verilmez. Selam, esselamu aleyküm ve rahmetullah şeklinde verilir. Mühtedi hemen itiraz eder. Ben selamın nasıl verileceğini bilmez miyim? Çünkü ben okuduktan sonra Müslüman oldum. Ama ben 40-50 yaşına kadar dalalet içinde kaldım. Küfür içinde kaldım. Şu ana kadar neden beni yalnız bıraktınız? Bu İslam nimetinden niye beni mahrum ettiniz? Şimdiye kadar neredeydiniz? Onun için ben ve benim gibi milyonlarca insanın bu küfürde kalmalarının müsebbibi sizsiniz. Dolayısıyla selamım doğrudur demiş. Değerli kardeşlerim, nasıl ki namaz kılmamak insana bir vebal ve günah getiriyorsa, insanları Allah'a davet etmemek de aynen onun gibidir. Ama namazın zararı bireyseldir. İnsana yöneliktir. Daveti terk etmenin neticeleri ise, yani davetsizlik ise toplumsaldır. Bütün insanlığı kurtarıyor. Kurtarmak içindir. Bu nedenle bu davet, değerli kardeşlerim, ekmekten, sudan, hatta havadan ve petroldan insanlar için çok daha yararlı ve çok daha gereklidir. Ela inna ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. Kâle Allahu Teâlâ fi'l Kur'an ve izâ kuri'el Kur'an fastemi'û lehu ve ansitû le'allekum turhamûn. Thumma ce'alnâke alâ şerî'atin min'el emr. Fettebi'hâ ve lâ tettebi' ehvâ'ellezîne lâ ya'lemûn. Ve es'alullâhel azîmel kerîme li ve lekumut tevfîk. ونبهني الله وإياكم عن نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت لواء سيد المرسلين واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله قاهر الظالمين وناصر المؤمنين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. Değerli kardeşlerim, okumuş olduğum ayette davetin nasıl yapılacağı özetlenmiştir. Rabbinin yoluna, yani davet herhangi bir şahsa, herhangi bir ideolojiye, herhangi bir kavme bağlı değildir. Allah'adır. Allah'ın yolunadır ve vahyedir. Ondan sonra ud'u ila sebili rabbike bil hikmeti denilmiş. Özellikle davette hikmet çok önemlidir. Ve hikmet kavramı Kur'an'da en kapsamlı olan kavramların başında gelir. Şöyle diyebiliriz. Davet bir sanattır. Bir çorbayı düşünelim. Bir salatayı düşünelim. Çorba bir maharet ister.
herkes çorbayı pişiremez. Salata da öyle. Acaba Allah'ın yoluna davet etmek bu basit işler kadar da önemli değil midir? O halde davetin hikmetle olması lazım. Mevize-i haseneyle olması lazım. Ayet çok kapsamlı olduğundan sadece hikmet üzerinde durmakla yetineceğim. Hikmet nedir değerli kardeşlerim? Hikmet, münasip sözü, münasip şahsa, münasip zamanda, münasip ölçü ve zeminde ehil kişi tarafından söylemektir. Veyahut ehil kişi tarafından söylenmesidir. Kısacası hikmetin manası budur. Onun için Kur'an-ı Kerim onu başa almış. Malumunuz davette akideden başlanır. Hazreti Peygamber Mekke döneminde hep bunu yaptı. Önce akideden başladı. Önce ashabın akidesini sağlam temellere oturttu. Birinci merhale buydu. Göndermiş olduğu davetçilere de ilkin insanları La ilahe illallah Muhammedun Resulullah gerçeğine, şiarına davet edin buyurdu. Onun için savaşlarda Müslüman olan kişilerin kılık kıyafetiyle uğraşmadı. Onlara ilkin tevhid nedir? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın manası nedir? Şirk nedir? Onu öğretti. Ondan sonra diğer konulara geçti. Bununla ilgili olarak yine basına da yansıyan bir iki örneği vererek konunun ehemmiyetini vurgulamak istiyorum. Afrika'da bir kabile Müslüman olmak ister. Tabi İslam hakkında bilgileri olmadığı için bölgede meşhur bir alime giderler. Ve derler ki biz Müslüman olmak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir? Deyince hikmete riayet etmeyen alim şöyle cevap vermiş. Başta hepinizin sünnet olması gerekir demiş. Yani 90 yaşındaki insandan tutun da 15 yaşındaki insana kadar böyle bir manzarayla karşılaştıklarını hatırlayalım. Psikolojik olarak onlarda nasıl bir sıkıntının doğacağını da tahmin etmek zor olmaz. Tabi bu cevap karşısında Afrikalılar veyahut o ilgili kabile dona kalır. Nasıl olur da bu yaştan sonra sünnet olacağız demişler ve istişare etmişler. Ne yapalım? Hoca efendi Müslüman olmamız için bunu olmasa olmaz şart olarak koştu. Ne yapmamız gerekir? İstişare etmişler, konuşmuşlar, Müslüman olmayı askıya aldıklarını söylemişler. Hristiyanlar da bunu fırsat bilip onları Hristiyanlığa davet etmişler. Şimdi değerli kardeşlerim, bu hoca efendi, bu alim hikmete riayet etmemiştir. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber Müslüman olan, hidayet bulan, hiç
kimseye başta sen sünnet olacaksın dememiştir. Üstünü değiştireceksin dememiştir. Ney demiştir? Tevhidle başlamıştır. Bu nedenle o alimin de yapacağı şuydu, siz artık yeni bir atmosfere girdiniz. Yeni bir dinle tanıştınız. Dinin esasları şunlardır. Bu dini bize tanıtan şahsiyet şudur. Bu dini tanıtan kitap şudur. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyeceksiniz. Bunun manası şudur. Allah ile bir antlaşmadır. Allah ile bir sözdür. Bunu demeleri gerekirken en sonda yapılması gereken, hatta birçok alim de belirli yaştan sonra artık bu teklifi, yani fitan olma vecibesini yerine getirmenin de gerekli olmadığını beyan etmişlerdi. Neden? Çünkü Hazreti Peygamber Müslüman olan insanlara böyle bir teklifte bulunmamış ama onu insanların ihtiyarına bırakmış, olan olur, olmayanlara da bir şey demediğini İslam fukahası beyan etmiştir. İşte değerli kardeşlerim, hikmete riayet etmemenin getirmiş olduğu neticelerden bir tanesi, belki binlerce insanın İslam'a girmesine engel olmuş. Neden? Çünkü hikmetle başlanmadı. Talih konuyu başa almış oldu. Ayrıntıyı asıl olan konunun başına almış oldu. Yine hikmetle ilgili olarak, hikmete riayet etmemek ile ilgili olarak şu olay anlatılır. Asrımızda Taha Hüseyin Mısırlı gerçekten de Arap dünyasının en büyük dilcilerinden bir tanesi. En büyük dilcisi demesek de en büyük dilcilerden bir tanesi. Ama olan bir zat. Gözleri görmez bir zattı. Mısır'da bir sınava davet edilir. İmtihana girer. Komisyon başkanı şöyle der ona. Ey Taha, kör, Kehf suresini okusana. Tabii ki bu şekilde hitap edilmeyeceğini ya bilmemiş ya fark edememiş. Bu söz, yani ey kör oku, Kehf suresinden başla demesi Taha Hüseyin üzerinde çok büyük ve olumsuz etkiler yapar. Bundan sonra artık yön değiştirir. Müslümanlarla beraber iken bütün faaliyetlerinde, bütün çalışmalarında hep onların aleyhinde konuşur. Öyle ki sonlarda İslam'la da arasının açıldığı kaydedilir. Neden? Bir kelimeden dolayı. Evet. Bir kelime, bir cümle basit değildir. İnsanı dine soktuğu gibi bir fetih elde edilebildiği gibi onunla, evet, bir kelimeyle insan dinden çıkar, insan öldürülür, hatta bir kelimeyle savaşan bir kelimenin neticesinden ortaya çıkarmış olduğu olumsuz etkiden dolayı, bir cümleden dolayı savaşan
ülkeler olmuştur. Bu da değerli kardeşlerim nedir? Bu da hikmetle davet etmemenin bir açık örneğidir. Bu şekilde kardeşim hoş geldiniz. Asıl körlük göz körlüğü değildir. İnneha la ta'mel absar. Velakin ta'mel kulubul lati fis sudur. Hoş geldin değerli kardeşim. Asıl körlük göz körlüğü değildir. Asıl kör olan kalbi kör olandır diyebileceği halde yine hikmeti kullanamamış ve o büyük otoritenin Müslümanlara ve İslam'a karşı cephe açmasına sebebiyet vermiştir. Onun için değerli kardeşlerim, davet İslam'dır. Davet bütün peygamberlerin ortak bir eylemidir, görevidir. Cenab-ı Allah cümlemize daveti hikmetle, mev'ize-i hasenle yapmayı nasip etsin. Ve cümlemizi o peygamberlerle beraber haşrolacak davetçilerden kılsın. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم من أراد للإسلام والمسلمين خيرا فوفقه ومن أراد للإسلام والمسلمين شرا فخذ وانتقم منه اللهم يا رب العالمين حرر القدس وفلسطين وتشيشينيا وكشمير والعراق ولبنان وقبرص وكل أرض تحت سيطرة الطواغيت والمشركين اللهم احفظنا واحفظ أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها من شر الظالمين الغاصبين المستكبرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة. Thank you.